Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Toros'tayız ve anlayacağınız üzere şehirdeyiz. Şimdi ne yapacağım? Şu arabayı bir çalıştıralım. Arabamız biraz ısınsın. Ondan sonra... Hayda. Marşa bir alışamadım ya. Stop edecek kadar ben bırakmadım. Şimdi arkadaşlar arabaya gaz alıp geleceğim de bu arabayı biliyorsunuz daha yeni aldık. Yeni aldığımız için gaz kapağı nerede, dolum kapağı bilmiyorum. İnip ona bir bakayım. Araba biraz kendine gelsin. Şu an gazı bırakamıyorum. Araba biraz ısınsın, aşağı ineceğim. Ya çok azıcık diye çekivereyim. Evet oldu. Bir dakika bakayım gaz kapağı neredeymiş. Şu mu gaz kapağı? Bu mu? Bu tarafa bakalım. Burada bir şey yok herhalde, odur. Bak, egzozun sese bak. 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 Ciğerden gelen bir ses var. Ciğerden gelen bir ses var arkadaşlar. Ciğerden. Egzoz duydunuz. Şimdi bu arada kafamda kamera ile hiç bir petrole gidip yakıt almadım. O yüzden bir cebimdeki paraya bakayım. Depoyu fulleyeceğim çünkü ne kadar yaktığını ölçeceğim. Garibanın son bir 110 lirası kalmış. Depoyu fulleyeceğiz de şimdi bu videoyu hiç kesmeden atacağım. Yani editlemeden direkt çekip atacağım. Diyeceğim şu ki eğer 110 liradan fazlaysa kart geçmek zorunda kalacağım. Yani karttan almak zorunda kalacağım. Kamerayla da kasaya girebilir miyim bilmiyorum. İnşallah 110 liradan fazla almaz. Bir diş gazım var. Bir tane yeşil yanıyor. Toros'un koltuk, Toros'a koltuk kılıfı alacağım arkadaşlar. Bu koltuklar çok çirkin duruyor ya. Şurada önlüğüm var laboratuvarda kullandığım. Koltuk kılıfı alacağım bu Toros'a. Bu arada TV'miz de var artık. Şöyle göstereyim de şimdi açmayayım. Telif atarlar video. TV'miz de var. Toros'la müzikli videolar da çok yakında sizlerle olacak. Dayı dur bakalım biz bir geçek. Ne diyordum? Ha, koltuk kılıfı alacağım bunları. Aynı belki L200'dekileri hatırlarsınız. Onda mavi var tabii. Onu da ben mavi istemiyordum da. Hani şey yapacağız. Ne o? O servis kılıfı diyorlar ya onlara. O servis kılıflarından siyahından alacağım yalnız. Hani düz siyah olsun ya. Çünkü böyle renkli falan çirkin duruyor. Şuna baksana. Koltuklar çok geniş yalnız arkadaşlar. Bak şu koltukların genişliğine bakar mısınız? Benim bacaklarımdan iki tane daha. Yani bir ben daha otururum koltuğa. Hemen evin yakındaki petrolden alacağım. Nasıl sıfırlanıyor bunun şeyi? Şuradan mı? Neyse durunca bakarız şimdi, sakatlık çıkmasın. Gaz alacağım, kilometreyi sıfırlayacağım bakalım. Ondan sonra tekrar gaz alacağım. Ne kadar gidiyor? Hop, kaldıralım makinemizi. Han. Toros vallahi 2-3 gündür ben de şehirde. Eskişehir'de bunu kullanıyorum. Normalde şehirde bunu kullanmıyordum da. Bakalım biraz da bununla dolaşalım dedik. Petrol burası. Total'den alacağım. Normalde Shell'den alıyorum da yani şimdi Shell'de de gaz fiyatları 3.95 mi ne olmuş geçen Megane'a dolduruydum. 3.95 de şu an veremeyiz yani arkadaşlar. Evet geldik. Evet, pompacı da bayağı kalabalık ya. Kafamıza kamerayla ineceğiz. Biraz utanç var tabii. Bakalım sorun olmaz. Acaba inmeyip direkt camdan abi fullemesek ki dışarıda biz kimse yadırgamaz. İnelim ama inmesek de ayıp olur. Selamünaleyküm. Fulleyelim abi. Aynen. Tamponların siyahlatmak için bunları yakacağız tamponları da. Bakalım ne kadar alacak arkadaşlar. Y 110 liraya geçmez inşallah. Şunun duruşa bak, şunun duruşa bak.
44'te keseyim abi. Kes abi ya, olur. Buyur abi. Bir şey ister misin? Yok, gerek yok. Apo, 1 lira var mı? Sıkıntı yok abi. Abi şöyle 45 50. Abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, korkmuştuk ama araba sadece 45 lira aldı ya. Şimdi burada 193 kilometre diyor. Acaba onu babam geçen doldurduğunda sıfırladım ki. Eğer öyleyse 193 kilometre 45 TL hiçbir şey değil. Hani eğer öyleyse şey yapalım ya, şunu bir sıfırlayalım bakalım çıkmadan. Nasıl sıfırlanıyor? Bunu ters mi çevireceğiz? Ha, sıfırladım şu an. Ne oldu lan? Ha, yıkama varmış. Yıkama sens geliyormuş siz. Ses yıkamadan geliyormuş. Ben de bizim Toros gazım kaçırıyor. Korktum. Vallahi arkadaşlar, şimdi arabadan bahsedecek olursak şehir içinde Toros biraz zor. Neden zor? Çünkü direksiyon ciddi ağır yani. Ondan sonra sabahları falan işte çalışsın, ısınsın falan derken bayağı bir epey zaman alıyor. Çok da zaman almıyor. Şimdi abartmıyorum onu da. Sabah çok sorun yaşamıyorum da. Direksiyon çok ağır ya. Tek sıkıntım o. Dayı nereye dalıyorsun? Ne yapıyorsun dayı? Sinyal yok, bir şey yok. Ay. Vallahi eskiye de buz gibi ha. Buralara da tramvay yaptılar. Her yerden biri çıkıyor ya. Tramvay da geçmiyor daha. Tramvay geçse belki biraz daha ayara girer de. Şöyle dolaştırayım sizi biraz, ne dersiniz? Şuradan sağa çıkalım bari. Karşıya geçemeyiz yoksa biz burada ya. Çok trafik var. Kasislerden falan 2 ile devam. Hatta 3'ü sallayalım. 3'te kalkalım. Araba genel olarak rahat. Koltukları da en dibe dayadım. Şöyle bakınca anlaşılıyor mu bilmiyorum. TV falan da tanıtım videosunda görmüşsünüzdür. Sistemi falan yapmışlar. Güzel yani. Şurası Orhan Oğuz, benim okuduğum lise. Eskiden orada okudum yani. Her yerde oto yıkama var şehirde de bu arada. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyen varsa, şu an beni duyuyorsa, AgroTV'de çektiğimiz programın ilk bölümü yayınlandı AgroTV'nin YouTube kanalında. Sizden bir ricam, lütfen YouTube kanalına abone olun. Benim programın ilk bölümündeki videoyu beğenin, yorum yapın. Sizden ricam budur yani. Nereye gidiyoruz? Nereye gittim de bilmiyorum ama öyle de boş dolaşıyorum. Gazı doldurduk ya artık. Deposu bunların kaçta oluyor acaba ya? Arkada bir tane büyük de, bayağı da büyük depo tüp var ama kaçta gaz alıyor hiç bilmiyorum. Yani eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, Toros'ta attığım videonun bir yan köylerken bir video çekmiştim. Hani o bayağı izlendi, çoğu kişi beğendi. Abi böyle videoların devamı gelsin falan. Yani bu tarz videolar da hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar, ben çıkarım arabaya, dolaşır, çekerim, muhabbet ederim, size paylaşırım yani. Şuradan bir u atalım. Geldiğimiz yerden geri gidiyoruz ya. Yani dediğim gibi çıkar, dolaşırım arabayla, size video atarım. Hatta arada şarkılı videolar atarız. Çünkü Eskişehir'deyken de yani şey yok. Tarımla alakalı çekebileceğim bir şey yok. Tarımla alakalı Eskişehir'e tek şeyim Toros. Yani arkadaşlar birkaç güne şey yapacağım. Toros'a dediğim gibi koltuk kılıfını değiştiririz. Onlara bir sipariş vereyim ben, gelsin de. Sanayide sordum koltuk kılıfını. İnternetteki 40-50 liralık şeyi burada 80-90-100 lira istiyorlar. 100 lira da çok yani o kılıfa. Toros'a 100 lira, ben niye kılıf alayım? 100 lira kılıf alındım dedim kendi kendime, neyse. Kılıfları internetten sipariş vereceğim ama istop ettiriyordu lan. Ne kadar acemiyiz ya. Daha bir de araba kullanmıyor herif ha. Neyse.
Kılıfları internetten sipariş vereceğim. Onlar gelsin, kılıfları takarken bir video patlatırım ben size. Ondan sonra ikinci video, hatta ikinci değil, koltuk kılıfından daha önce gelir büyük ihtimal bu video. Dediğim gibi arabanın önüne şerit çektireceğiz demiştim tanıtım videosunda. Çok kişi güzel olmaz diyenler oldu, fakat güzel olmazsa sökerim zaten. Şeride 10 liraya 15 liraya çekiyorlar. Renk oylaması yapacağım. En çok kırmızı, pembe, mor falan yazmışsınız. Neyse onları da katacağım. Sizin yazınız hepsini katacağım. Bize yol vermişler. Şöyle bir teşekkür ederim Kornay'la. Ne yapıyor bu falan diyorlardır. Neyse. YouTube'dan oylama yapacağım. Şerit ne renk çıkarsa o renk şerit çektireceğiz. Bir de işte arka cama falan şey yaptıracağım ya. YouTube adresimi yazacağım. Berkay Karadeniz hani. Arabam var. Şey yaptıracağım. YouTube işareti, logosu ve Berkay Karadeniz hani. Ya, görenler gelir belki Toros'umuza. Şöyle oturalım şöyle. 3 diyelim. Arkadaşlar bu arada oturalım dediğim araba 40-50 ile gidiyor. Yani normal şehir içi hızı. Yavaşlayacağım şu an, çıkan falan olur. Kanal 26'nın orası burası. Şöyle atalım kendimizi trafiğe. Arkadaşlar jipler, mipler, lüks arabalar bunlar ne böyle ya? Biz burada ne biçim kaldık ya? Garibanın bir Toros'u var. Vallahi modelsiz araba kalmadı şehirlerde ya. Tüm arabalar modelleyen artık zaten, baktığınız üzere siz de zaten şehire gidiyorsunuzdur, şehirde yaşıyorsunuzdur. Hiç yani Toros bile çok az yani, nadir. Tofaşlar var bayağı mesela, şöyle tofaşlar bayağı var. Yaya geçitlerinde bu arada yaylara öncelik verelim. Lütfen yaylara yol vermeye özen gösterelim arkadaşlar. Şuradan sağa girelim. Volkswagen Bora sol taraftan vurmuşlar buraya. Yol veriyoruz. Bana selam vermiyorlar. Teşekkür etmiyorlar ya. Ben bana yolda oynayan herkese teşekkür ediyorum yani. Yoksa ben yol vermek zorunda değilim. Bunlar kibarlıktan oluyor. Teşekkür lazım. Ben herkese ediyorum arkadaşlar. Onlar da bana etseler keşke. Bak şurada bir tane L200'ün sis farları yanıyor arkadaşlar. Ha işte arazi aracı bunlar ya. Şunun duruşa baksana. Fırtına gibi duruyor ya. Sanki bassa böyle atmosfer delecekmiş gibi duruyor yani. Şöyle genişten alıp şuraya park edelim arabamızı. İleri geri uğraştığımız zaman çok uğraştırıyor. Heh. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, devamının gelmesini istiyorsanız, bu arada kemer yamuk nedense tam girmiyor. Yani yamuk dediğim ters. Evet, dediğim gibi bu tarz videoların devamını istiyorsanız, hoşunuza gidiyorsa belirtin arkadaşlar yorumlarda. Ben size her zaman çekerim bu tarz videolar. Bu arada ilk video için şey diyenler olmuş. Mesela arkadaşlar ilk videoda benim akü ışığım yanıyordu. Akü ışığını söndürttürdüm ben şu an. Onu yaptırdım. Şarj dinamosunu değiştirdim. El freni çekili kalmış diyenler vardı bu yüzden. El freni lambası bu arkadaşlar. Bakın şuradaki sizin gördüğünüz ışık ve el freni çekili kalmış dediğiniz ışık akü lambasıydı. El freni ışığı ise şu. Bakın gördünüz mü? El freni. Fırça sapı gibi bir şey vardı. Evet. Cüzdanımız cebimizde. Gidebiliriz. Arabaya da kilitledik. Tamamdır. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.